İyi akşamlar değerli Bereket Televizyonu izleyenleri. Hayvan ve Sağlığın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta WhatsApp ihbar hattımızdan bize ulaşan Ufuk Bey, besi çiftliğindeki problemlerinden bize bahsetti. Biz de besi çiftliğindeki problemleri gittik, yerinde gördük. Mustafa Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Bu hafta Ankara Kalecik'te olacağız. Bir besi işletmemiz bize WhatsApp ihbar hattından ulaştı. İşletmede bazı sıkıntıları varmış. Sıkıntılarından neler olduğunu yerinde izleyip göreceğiz. Bakalım yerinde neler yapmışız. Hep beraber izleyip görelim. Hep beraber görelim. İzleyip görelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu hafta Ankara Kalecik'teyiz. Ufuk Bey WhatsApp ihbar hattından bizlere ulaştı. Bakalım Ufuk Bey'in problemleri nelermiş, onlara çözüm yolu arayacağız. Ben Ufuk Sezer, Ankara Kalecik'te bu işletmenin besanenin sorumlusuyum. WhatsApp ihbar hattından Mustafa Bey ile Asaf Bey ile görüştük. Onlar da geldiler. Hayvanlarda beslenme programları, solunum yollarıyla sıkıntılarımız yaşadığımız için onlarla ihbar hattında görüştük. Onlar da geldi buraya. Teşekkür ederiz. Hoş geldiler. Şöyle yavaştan çiftliğimizi gezelim isterseniz. Ufuk Bey bunlar Güney Amerika'dan geldi. Evet. Doğru mu? Kaç gün oldu abi geleli? 40 gün oldu. Biraz şok değil mi ya? 40 gün önce gelmiş hayvana göre rasyon. Evet. Nasıl Mustafa Bey? Partikül büyüklüğümüz? Ya partikül büyüklüğümüz tabii içerisinde tam karışmamış olan partikül büyüklükleri de var. Ama bir de saat kesif bile geliyor. Tabii yani sabah 5.30-6 gibi yemlendiğini düşünürsek rasyon tüketilmemiş ve kesif yem miktarı da fazla galiba hayvanlara göre, canlı ağırlığa göre. O yüzden onu bir irdeleyelim. Yani ne kadar yem veriyoruz, ne kadar kesif yem, pelet yem, arpa. Onları da ne kadar veriyoruz? Onlarla alakalı konuşalım ki doğru yolu bulabilelim. Evet, çiftliğimizi de biraz tanıyalım. Yani bu hayvanlar Güney Amerika'dan geldi. Siyah Angus, Red Angus ve Hereford melezleri var. Totalde 40 gündür beslemedeyiz. 40 gündür besleme yapıyoruz. Şöyle ne kadar pelet yem yiyorlar abi? Ya da kesif yem diyelim. 7 kilo. 7 kilogram kesif yem yiyorlar. Arpa ne kadar yiyorlar? 2 kilogram da arpa yiyorlar. Geldiklerinde canlı ağırlık neydi? 280 kilo. 280 kilo canlı ağırlıkta geldiler. 40 gün oldu. Ortalama günde 1,5 kilo aldıklarını varsayarsak. 340-350 kilogram bandındalar şu anda canlı ağırlık. Görünüşte evet. Onu gösteriyor zaten. Kesif yem miktarımız biraz fazla. Yani canlı ağırlığa göre. Tabii canlı ağırlığa göre. Tabii gruplama da tam yapılmamış. Hani irili ufaklı hayvanlar rastgele gruplara verilmiş. O yüzden bir gruplandırma yapacağız. Hı hı. Ve kesif yem miktarında canlı ağırlığa göre düzenleme yapacağız. Dilerseniz padon sonuna kadar evet, gezelim. Evet, bir gezelim bakalım. Hı. Değerli izleyenler, çiftliğimizde uzun bir gezi yaptık. Ufuk Bey'le beraber çiftlik sorumlumuz. İki grup hayvanımız var. Güney Amerika ve Avrupa hayvanları. Bir ahırımızda komple Güney Amerika hayvanları var. Güney Amerika hayvanlarında gördüğünüz gibi Angus, yani Black Angus, Red Angus, Hereford ve Hereford melezleri. Diğer ahırımızda ise Şerole, Limuzin ve bunların melezleri hayvanlar bulunmakta. Yani gezerken şunlara dikkat ediyoruz biz özellikle. Mesela bu hayvan canlı 550-600 kilo bandında ama bu hayvan da canlı 300-350 kilo bandında. Doğru mu? Evet. Ya bu hayvan daha düşük ağırlıklı bir kilo. Yani padokların ekseriyetinde genellikle bu gözümüze çarpıyor bizim ilk olarak. Bir de tabii yemin hayvanların önünde duruşu. Solunum problemi de var. Öksürükleri evet. Duyduk. Burun ne yaptık ne var. Uyguladık abi? Bu gruba aşı girdik değil mi? Girdik. Karma aşısı. Karma aşı girdik. Tek doz mu girdik? Karmayı tek doz girdik. Ve öksürükler devam ediyor. Evet. Bazı hayvanların da ayaklarında falan aksama da var. Hayvanlarda solunum problemi var. İthalden geldiği için bir yol transportu yaşadı hayvanlar. Bağışıklık sistemi düştü. Dolayısıyla da solunum problemine yakalandı. Hayvanlarda aşılama yapılmış. Lakin doğru bir aşılama yapılmamış. Hayvanlar iyileşme gerçekleştirmemiş. Hala öksürükler, burun akıntıları devam ediyor. Bu konuda çözüm önerilerini Ufuk Bey ile paylaştık. Mustafa Bey dışkılamalar nasıl? Dışkılamalarda da yani dışkı seviyesine bakalım. Biz biraz önce konuşmuştuk. Dışkılarda köpük de var. Yani hayvanlar asidoza evet. Doğru da ilerleme kat etmişler.
Mesela o hayvana bakarsak burun akıntısı başlamış devam hayvanda. Öksürük de devam ediyor. Burun akıntısı da var. Peki dışkıdaki köpüklenmenin sebebi nedir? Sebebi, yani kaba kesif yem dengesi tam ayarlanamadığı için böyle oluyor. Hayvanlar canlı ağırlığına göre tüketebileceği kesif yem miktarından daha fazlası tükettirilmeye çalışılmış. Dolayısıyla da işkembede rumen ekşimesi diye tabir edildiği rumen asidozu şekillenmiş. Rumen asidozu da hayvanlarda dışkıda köpük şeklinde görülmeler ve bundan ilerleyen safhalarda hayvanların ayaklarında kızarıklıklar, patlamalar, kanamalar ve topallıklar şekillendirecek. Tabi bu topallıkların bir tedavisi yok. Yani laminitis olacak bunun devamında ayaklarda. Yani topallığın bizim literatürdeki anlamını söylemiş olalım. Laminitinde bir tedavisi yok yani. Hani antibiyotikle bir şeyle tedavi edemeyiz. O yüzden hayvanların besleme tablosunu düzeltmeliyiz ki tabii ki bu besleme tablosunu düzelttiğimizde 24 saat sonra hemen asidozu bitirmiş olmuyoruz. Yani 21 gün boyunca işkembenin bizim yapmış olduğumuz rasyona tekrar alışması ve o rasyonu tüketiminin tam pik seviyeye ulaştırmamız gerekiyor. Asidoz ancak 21 günden sonra düzelmeye başlar ve hayvanların önündeki bu yem kalmaları, fazla yem kalmamaya başlar. Tüketim tam pik seviyeye gelir ve hayvanlarda iyi bir besi yapmış oluruz. Rasyon noktasında da sıkıntılarımız var. Hayvanlarda gruplandırma yapılmamış ve bütün hayvanlar aynı yemden tüketim sağlıyor. Yani 600 kilogram canlı ağırlığındaki bir hayvanla 180 kilogram canlı ağırlığındaki bir hayvan aynı yemi tüketiyor. Bu şekilde besi de günlük canlı ağırlık artışlarımız istenilen seviyelerde olmaz. Besi sonunda hüsranla karşılaşırız. Şimdi burada hemen şunu sorayım. Şimdi biz bu tarz işletmelerle çalışıyoruz. Yani yurt dışından gelen ithal hayvanlara rasyon uyguluyoruz, danışmanlık yapıyoruz. Ve böyle birçok çiftliğe başlangıçtan itibaren biz başlıyoruz. Başlangıçtan itibaren neler yapıyoruz? İlk başta neler uyguluyoruz? Ufuk Bey'in hayvanlarını bugün getirdiğini farz edelim. Evet. Bundan sonraki besleme tablosunda neler uygulamalıyız? Hayvanlar 340-350 kilo bandında. Bandında, yani iç dış parazit yapılmış galiba. Ve 8'li karma yapılmış. Onun haricinde besleme tablosuna biz başlarken özellikle yurt dışından gelmiş hayvanlarda yüksek proteinli yemle başlıyoruz. Sebebi de şudur ki hayvanlar oradan geldiğinde küçük, kısa boylular. Kemik yapıları tam gelişmemiş vaziyetteler. Ve bundan dolayı hayvanlara yüksek proteinli bir beslemeyle başlıyoruz ki iyi bir karkas yapsın, kemik yapısı daha irileşsin. Aynen. Çünkü uzun boylu, karkas yapısı iyi olan bir hayvanda besi sonuna giderken daha iyi kilolar aldırıyoruz ve daha çok karkas randımanı sağlamış oluyor bize. Döndüğümüz zaman Ufuk Beyler galiba buraya besi yemiyle başlamışlar. Direkt besi geliştirme yemiyle başlamışlar. Tabi burada bir hata yapılmış. Yani besi geliştirme yemi ve arpa girerek direkt hayvana hani kilo artışına, canlı ağırlık artışını yükseltme çabasına girilmiş. Ama dediğim gibi yani cidago yüksekliğini arttıramazsak, kemik yapısını düzgün bir şekilde geliştiremezsek, besi sonunda ne kadar çok arpa da besi geliştirme yemi de kullansak problemleri yaşayacağız. İstediğimiz karkasa da ulaşamayacağız. O noktada yüksek proteinli bir yemle başlıyoruz biz. Tabii hayvanların genel durumuna, boy yapısına göre ve hayvanların gidişatına göre bunu değerlendiriyoruz. Yani şöyle, biz ilk 2 aylık dönemde özellikle, hatta ilk 3 aylık dönemde 21 proteinli süt yemi kullanın diyoruz yetiştiricilerimize ve böyle uygulamalar yapıyoruz işletmelerimizde. Ama tabii hayvanlardaki gelişim hızı iyi ise, yeterli miktarda cidagoya yükselmişsek yani 2 ayda da kesebiliriz, 45 günde de kesebiliriz. Bu hayvanların besi süresinde bizim besleme tablomuza vermiş olduğu tepkiyle ölçülebilir. Ölçülüyor değil mi? Ama ona göre hareket ediyoruz. Tabii ona göre hareket ediyoruz. 21 proteinli yemle veya işte buzağı büyütme yemiyle başlangıç olarak başlıyoruz ve devam ediyoruz. İlk 3 aylık dönemde 21 proteinli süt yemi giriyoruz. Ha, bunun yanına mutlaka arpa giriyorlarmış. 1 kilogram arpa ya da 1 kilogram kırılmış mısır ilave ediyoruz. Ve onunla devam ediyoruz. 3 aylık dönemi atlattığımızda da istenilen kilolara geldiğimizde ve hayvanların gelişimini tamamladığını gördüğümüzde de besi geliştirme yemine ve arpaya devam ediyoruz. Tabii arpayı arttırarak. Çiftliğimizde tek tip besleme yapılıyor. Yani
Anguslar gruplama yapılmamış. 450 kiloluk ve 150 kiloluk hayvan da aynı padokta. Diğer tarafta da küçük grup ayrım yapılmış ama büyük grupla küçük grubun rasyonu aynı. Yani bu anguslarda şu anki besleme yöntemiyle 7 kilo kesif yem ve 2 kilo arpa giriliyor rasyona. Ya diğer grupta da şarolerimizin grubunda da 4 kilo yem, 1,5 kilo arpa kullanılıyor. Ya beslemede bazı yanlışlıklar var. Biz bunları Ufuk Bey'e anlattık. Tabii mesela bu grupta bir hayvan dikkatimi çekti. Şu ayakta en arkada duran hayvanımız. Gruptan canlı ağırlığı diğerlerinden hemen hemen bir 80-90 kilo. Farklı ve Cidago o hayvanlardan daha farklı. Yani mesela şurada bir en son padokta büyük bir beyaz kafa angusumuz var. O da hemen hemen aynı seviyede. Biz bunları gruplayacağız, başka bir gruba atacağız. O hayvanlara süt yemi yedirmemize gerek var mı artık? Onlara yedirmeye gerek yok. Zaten hani canlı ağırlıkta tarttığımızda belki o hayvan şu anda canlı 400 kilo, 420 kilo bandına gelmiş olacak. Ve besinin son dönemine, yani besi geliştirme dönemi, besi son dönemine doğru ilerliyoruz. O dönemde de gerek yok. Yani 21 proteinli ya da yüksek proteinli yemlerin maliyeti besi geliştirme ya da besi son yemine göre daha yüksek. Evet. O yüzden onu yedirmek yerine besi geliştirme ve arpayla hızlı bir şekilde besi yapıp, hani buradaki genel tabloda belki besi süremiz 7 ay, 210 gün olacak ama o hayvanları da 4 ay, yani 120 günde besiden çıkartmış olacağız ve kesime sevk etmiş öyle olacağız. Yani uzun süre elimizde kalması bizim için avantaj değil, dezavantaj. Çünkü biliyorsunuz ki canlı ağırlık 600 kilogramın üzerine çıkmaya başladıkça hayvanlar günlük canlı ağırlık artışı yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Ve 600-650 kilogram canlı ağırlık bandındaki hayvanların besleme tablolarında günlük 10 kilogram, 12 kilogram kesif yemler olduğu için bu kesif yemler maliyeti yükseltiyor. Canlı ağırlıkta düşük kaldığı için zarar etmeye başlıyor. O yüzden biz hani besi işletmelerinde aylık tartım mutlaka yapalım. Günlük canlı ağırlık artışlarımızı mutlaka ölçelim ki beslediğimiz ya da yedirdiğimiz yemin günlük rasyon maliyetiyle aldırdığımız canlı kilolar birbirini tutuyor mu? Yani biz gerçekten kâr ediyor muyuz? Çünkü bütün hayvanların aşağı yukarı canlı ağırlıktaki randımanları bellidir. İşte anguslar 56-57 randıman gelirken işte şaroleler, limuzinler 60-63 randımana kadar çıkabiliyor. Evet. Yani randımanını hesap ettiğimiz için 600 kilogramda ne kadar günlük üzerine et kilo olarak, yani canlı ağırlık 2.1 kilo aldırıyoruz ama %55'lik randımanda 1 kilo 100 gram canlı kilo et kilo koymuş oluyoruz üzerine. Onu da bugünkü kesim fiyatıyla çarptığımızda karlı mıyız değil miyiz, onu karşılaştırma yapmamız lazım. Beside dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri de bu. Evet. Şimdi hayvanlarımız geldi, besiye aldık ve anguslarda yani kesim ağırlığı nedir, ideal kesim ağırlığı nedir? Yani işte bu grubu aldık, işte 600-650 kilo bandında artık bu hayvanları kesmeli miyiz? Ya da şarolelerde, diğer ahırımızda, onları da göreceğiz. Şarolelerde ideal kesim ağırlığı nedir? Hangi bantta artık hayvanlar tamam, bu iş oldu, yavaş yavaş kesime doğru gidiyor, karlılığımızı da düşürmeden kesim yapmalıyız. Yani biz sahadaki tecrübelerimizden ve kendi işletmemizden ve baktığımız işletmelerde edindiğimiz tecrübede anguslar canlı ağırlık 580 kilogram ile 680 kilogram bandında kesime gitmeli. Yani çok fazla onun üzerine çıktığımızda da günlük canlı ağırlık artışları azalmaya başlıyor. Hayvanlar aşırı miktarda yağlanmaya başlıyor. Yağlılıktan dolayı da kesimde de problem yaşıyoruz. Sonuçta kesimciler yağlı hayvanı kesmek istemiyorlar. Normalde kesimden, normal kesim fiyatından 1 lira, 1,5 lira aşağıya kesim yapmayı istiyorlar yağlı hayvanlarda. O yüzden daha beslemek veya 650 kilogramı geçmiş bir angusu artık besiye almak veya beside hala yem yedirmek çok karlı değil. Şarole limuzinlere gelince, şarole limuzinlerde bizde 800 kilogram canlı ağırlık bandını görüyoruz. Çünkü şarole limuzinler anguslara göre, literatürde de böyle geçer zaten, anguslar 1.40-1.42 Cidago yüksekliğine sahipken şarole limuzinler 1.60-1.64'leri görüyor Cidago yükseklikleri. O yüzden şarolelerde 800 kilogram canlı ağırlığa ulaştığında ideal besi ve ideal karkas randımanını almış oluyoruz. Onun üzerine de yani hani
İnsanlarda şöyle şeyler vardır işte, ya bizim hayvanımız bir tondu, bir ton 100 kiloydu, 1,5 tondu falan demek için, yani bunu birileri bir şeyler desin diye değil, karlılık olsun diye yapıyoruz besi de. Evet. O yüzden abartı besilere gerek yok. 800 kilogram canlı ağırlığında. Tabii çoğu seviyoruz büyük kalp olarak. Yani işte benim tosunum mezbahaya giremedi ya da işte mezbahaya çengele çıktı, yere değdi. Evet. Bunu görmek istiyorlar. Ama bir işletmedeysek, ticari bir işletmedeysek biz karlılığı ön planda tutmalıyız. Mutlaka. Yani burada karlılık için yapılmış olan bir işletme, evet, kar edilsin diye, bir evet, ekonomik kazanç sağlansın diye yapılmış. O yüzden onu en iyi şekilde yürütmeye özen göstermek lazım diyelim. Şimdi teşekkür ederiz Mustafa Bey. Bir de öbür ahırımıza geçeceğiz. Öbür ahırımızda da Şerol Ölümüz'ün ve Limüz'ün melezlerini. Orada tabii orada da bir yanlışlık var. Bir besleme hatası var. Onları da yerinde görelim isterseniz. Olur. Ufuk Bey de kendisi de anlatsın bize problemlerini. O ahırımıza geçelim. Bu ahırımızda Angus ve melezleri var. Yan tarafta da Slovakya'dan gelen Avrupa danalarımızda Şerol Ölümüz'ün melezleri var. Asaf ve Mustafa Bey'e yine sorduk. Nasıl besleme programı yapacağını onlar da bilgilendirecekler, sağ olsunlar. Şimdi Avrupa hayvanlarımızın olduğu ahırımıza geldik. Burada da yaklaşık bir 250'ye yakın Şerol Ölümüz'ün ve melezleri var. Evet. Yani burada da gruplamalar yapılmış. Burada sanki gruplamalar biraz daha doğru gibi. Biraz daha doğru, evet. Ama burada da gruplarda doğruluk olduğu kadar hayvanların arasında kilo farkı çok fazla. Yani çok çok küçük hayvanlar da var yani. Neredeyse buzağı diyeceğimiz hayvanlar da var içerisinde. Evet. Canlı ağırlık 650-700 kiloları görmüş hayvanlar da var içerisinde. Diğer ahıra göre solunum problemi biraz daha fazla. Zaten içeriye girdiğimizde duyuyoruz. Hani evet, hayvanların öksürük seslerini duyuyoruz. Hı hı. İşte burun akıntılarını görüyoruz. Solunum problemine tekrar dönecek olursak, çift rapelli bir aşılama yapılmış. Biz her zaman programlarımızda da bahsettik. 8'li karma aşı yapalım. İşte günlük canlı ağırlık artışına 200 gram daha fazla canlı ağırlık artışı sağlıyor diye. Onlara riayet edilmiş. Fakat solunum sisteminde örnekler alıp swaplar gönderip bu swaplardan çıkacak sonuca göre bir aşılama programı daha net olacaktır. Çünkü kullanılan aşı mutlaka çalışmıştır ama yeterli gelmemiştir diye düşünüyorum. Mesela bu grup, bu grubun canlı ağırlık ortalaması hemen hemen birbirine yakın gibi. Evet, yakın ama düşük kilolardalar. Yani aynen, bir karşı gruba göre, biraz önce geçtiğimiz iki evet, padua göre daha düşük kilodalar. Yani ortalama 220-230 kilo bandındalar ortalama olarak. Bu grup da öyle. Bu grup daha küçük hatta. Bu grup daha da küçük hatta. Daha yani da içinde 7-8 aylık buzağlar da var. Tabii. Yani çok ama ufak buzağlar da var. Bu grupta 400 kilo bandında yalnız aynı yemi tüketiyorlar. Evet, doğru mu? Aynı yemi tüketiyorlar. Aynı arpayı tüketiyorlar. Yani daha buzağlık döneminden geçememiş, daha kemik gelişimini sağlayamamış ve düşük proteinli bir buzağı geliştirme, besi geliştirme yemi ve arpayla devam ediyor. Hatta birkaç tane hayvanda da mantar da gözüme çarptı. Mantar hastalığı da başlamış mesela o hayvanda. Evet. Gözleri işte burnunun uçlarında yuvarlak demir para büyüklüğünde yuvarlak oluşumlar olmuş. Tabii o yerin biraz daha nemli olmasından kaynaklı. Mantar oluşumu olur. Aşılamayla onların önüne çözüm sağlayabiliriz. Yani hani besicilikte evet, insanlar şöyle düşünüyorlar. Yani sağ malda işte buzağa da aşılama yapılır ama beside aşılama mı yapılır? İşte bu ekstra maliyet değil midir falan. Yani mantardan dolayı mikotik pnömoni olan, solunum problemi olan hayvanlar da vardır bu hayvanların içerisinde. O yüzden de hani öksürük seviyesi yükselmiştir. Mikotik pnömoniye çare olmak için de iki defa rapelli bir şekilde mantar aşısı yapılır. Bu problemden kurtulmuş oluruz. Hani tabii burun akıntıları var. Yani işin içerisinde pastörella gibi, mikoplazma gibi, ondan sonra IBR gibi problemler, sıkıntılar var. Onların zaten dörtlü karma aşıları var. Dörtlü karma aşıyı yaparak veya işte dedim ya, swap örneği alıp onları gönderip onlarla daha doğru bir teşhis evet, sağlayarak aşılama yoluna gidilebilir. Ve burada çünkü 250 başlık bir işletmede her öksüren hayvanı antibiyotikle, ilaçla tedavi etmemiz mümkün değil. Yani bu ekonomik olarak çok büyük maliyetler, hem de uğraş olarak da şimdi ithalden buradan gelen çıkar, hayvanlar tabii ki. Aşı padoğuna götür, iğne yap, bir de hayvan sayısı çok.
İşte hayvanlara aşina değiliz. Yeni geldi hayvanlar, kulak küpesine göre işaretle teker teker işte buna bu antibiyotiği yaptık, buna bu ağrı kesici yaptık yerine biz onu ne yapıyoruz? Besinin ilk başlarından itibaren aşı yöntemiyle hayvanları aşılıyoruz ve işte enfeksiyonel hayvan hastalıklardan korunmasını sağlıyoruz. Tabii ki yani aşıyla da yani şimdi yetiştiricilerimiz aklına şöyle gelsin. Ya işte hayvanlar hasta, hasta hayvana aşı yapılır mı gibi bir algı oluşabilir. Yani hasta hayvana da aşı yapılır. Biz bunu denedik. Hasta olan hayvana aşı yaptığımızda hayvanlarda iyileşmenin şekillendiğini gördük aşıyla birlikte. O yüzden hani tek tedavi yöntemi sadece antibiyotik ilaç kullanmak değildir. Aşı da hayvanları iyileştirir. Çünkü sonuçta yine hastalık etkeni vererek hayvanın savunma hücresi geliştirmesini sağlıyoruz aşıda. Çift rapelli aşılamalar her zaman için daha başarılı, daha koruyucu olur yani. Besi de en önemli aşılardan biri karma aşılar ve iç dış parazit uygulamaları. Tabii. Yani hayvanın yediği yemden yararlanmasını maksimum seviyeye çıkartmak için iç dış parazit uygulamalar da yapıyoruz. Şimdi hatta mesela şurada göstereyim ben size. Yemleme yapılmış ama rasyon tam karışmadığı için yani tam karışmadığı için dediğim yani yem karma makinamız 20 dakika çalıştıysa normalde 30 dakika çalışsaydı bu kaba partiküller kalmayacaktı. Yani hayvanlar bunu dilleriyle seçmişler. Yani yemlikte de görebiliyoruz. Hep partikülleri büyük olan kısım kalmış. Küçük olanları hayvanlar tüketmişler. O yüzden hani yem karmada dikkat edilecek hususlardan biri de bu. Partikül büyüklüğüne dikkat etmeliyiz. Yani onda bizi ölçüt genelde işte serçe parmağı büyüklüğünde yani 3 santim ile 5 santim arasında bir büyüklük bizim için yeterli gelir. Onun dışında rasyonda biraz da nemi arttırmak için biz genelde mısır silajı ya da pancar posası gibi yani su oranı yüksek, nemli kaba yemleri daha çok tercih ediyoruz. Bu şekilde nemi arttırmış olsaydık yani mısır silajıyla ya da yoğun değil mısır silajı kullanılmış ama yeterli miktarda değil yani yemin nemini arttıracak kıvamda değil. O yüzden seçilmeler olmuş yani. Canlı ağırlık, öncelikle ahırın içinde canlı ağırlık gruplaması yapılmalı ve canlı ağırlık gruplamasına göre de rasyon karılması gerekiyor. Şimdi burada bir şey dikkatimi çekti, sizin de çekti tabii ki. Bu grup var, bir de hemen önümüzdeki yani yüksek kilolu grup var. Bu grubun canlı ağırlığı hemen hemen 450 bandında, doğru mu? Bu grupta 250 kilo bandında ve birbirlerine yan yanalar, yem dökülürken buraya döküldü ve buradan devam etti. Aynı rasyon. Aynı rasyon devam etti ve bu hayvanlar da aynı yemi tüketiyorlar. O konu hakkında da konuşalım. Yani burası ne yemeli, burası ne yemeli ya da bunlar yan yana olmalı mı? Yani yan yana şimdi ahır sistemine göre yan yana olabilir ama yani besleme tablosuna göre farklı farklı rasyonlar oluşturabiliriz. Veya yan yana olmamalı. İşte küçük hayvanları ayrı bir gruba, diğer tarafa, işte büyük hayvanları diğer tarafa. Evet. Yani büyüklü küçüklü bir ayrım yaparsak canlı kiloya göre. Ve mesela ortak rasyon karılımlarında biz şunu yaparız. Yani en düşük kilolu hayvanlara göre bir rasyon hazırlarız. Bu rasyonu bütün hayvanlara veririz. Büyük olan grupların üzerine ilave kesif yem ilavesi yaparız. Evet. Veya 250 tane hayvanımız varsa biz 300 hayvanlık porsiyon kararız. Diğer hayvanların, küçük olan hayvanların gruplarında 20 hayvan varsa 20 hayvanlık porsiyon dökeriz. Burada 20 hayvan varsa 25 hayvanlık, 26 hayvanlık porsiyon dökeriz ki kiloları biraz tabii, daha fazlaysa daha fazla kesif yem ve kaba yem kısmı tüketmiş olsun diye. Yani bu şekilde ayarlama yapılabilir. Yine ortak rasyon hani. Peki burada nasıl bir şey uygulayalım? Yani değiştirmek yerine. Yani 1, 2, 3, 4 tane yem yolu var ve oynama şansımız yüksek. Yani burada bir öyle bir plan yapalım ki hani yüksek kilolular bir tarafta, düşük kilolular bir tarafta, yüksek kilolara farklı yem, düşük kilolara farklı yem ya da porsiyon ayarlamasına göre. Yani burası 20 porsiyon yiyecekse işte bu canlı ağırlık yani fazla yüksek canlı ağırlıklı olan grupta 30 porsiyon yemeli gibi. Tabii. Öyle bir program yapacağız ve Ufuk Bey'e söyleyeceğiz. Ufuk Bey onları uygulamaya başladığında zaten hayvanların günlük canlı ağırlık artışını hani gözle görülür de bir farkı görmüş olacaklar yani. Yani bu sadece hayvanın tabii tartımlarda kiloları görecekler. Ama gözle görülür de bir farkın oluştuğunu kendileri tespit edecekler. Şimdi ufak buzağı sınıfında hayvanlar var yani grubun içinde. Mesela bu hayvan canlı 300 kiloysa bu hayvanda
200-210 kilo canlı ağırlığında. Aynı yemi tüketmeye çalışıyorlar ve tüketemiyorlar. Evet. Doğal olarak da sindirimi sağlayamıyor. Tabii şöyle de bir şey oluşuyor grubun içerisinde. Şimdi hayvanlarda da öyledir. Üstünlük kuran grubun liderleri olur. Yani lideri olur ve onun etrafında toplanmış büyük hayvanlar olur. Şimdi o grupta 300 kiloluk bir hayvan varken 180 kiloluk hayvana yem yedirmeyecek. Yani onun yemini de büyük hayvan tüketmek için ona bir şekilde vuracak, kaktıracak ve onun yemini de yiyecek. Dolayısıyla hayvan istenilen yemi de tüketmemiş olacak küçük hayvan. Evet. Diğerlerinden daha küçük kalacak. Büyüklerde daha büyümüş olacak. Yani dengesiz beslenme bu şekilde sıkıntılar doğurabiliyor yani padoklarda. Onları düzenleyeceğiz. Tabii ki. Canlı 400-500 kilo ağırlıklı olanları bir gruba alacağız. 400-300'leri bir gruba, 300-200'leri bir gruba. Ve 3 ay sonra da değişime bakacağız. Ne yapmışız, nasıl bir başarı sağlamışız, ne uygulamışız. Yani bizi nereye götürmüş, istediğimiz seviyeye getirmiş mi onlara hep beraber göreceğiz. Tabii ki. Bir de yani şimdi biz fazlasıyla bahsediyoruz. Etçi sperma kullanalım, etçi hayvan yetiştirelim diye. Şimdi bir şaroluya bakıyoruz. Hayvandaki sırt genişliği, kemik yapısı, vücut gelişimi. Yani bunlar da önemli. Tabii biz bunları yurt dışından getirdik ama neden yurt dışından alalım? Kendi ülkemizde yetişse, biz bunları yetiştirmiş olsak. Yani %100 safını yetiştirmek yerine kendi hayvanlarımızı melezleriz. Kullanma melezlemesiyle başlarız. Daha sonra hani doğan dişi hayvanlarımıza da yine aynı ırktan sperma kullanarak böyle besin materyali elde edebiliriz yani. Şimdi 5,5-6 milyara 6000 TL'ye yani yurt dışından aldığımız bir besi danasını neden kendi işletmemizde 2,5-3000 liraya mal etmeyelim yani? Ya da neden ülkemizden bir işletmeden bu hayvanları seçmiş gelmiş olup ülkemizdeki insanlara para kazandırmış olalım. Paramız kendi ülkemizde kalsın. O yüzden hani etçi ırkı da göstermiş olalım. İnsanlara sürekli etçi sperma kullanalım, etçi sperma kullanalım diye tavsiyelerde bulunuyoruz. Yani etçi spermanın diğer hayvanlardan farkı, yani bir şaroleye bir bakın, gelişim hızına bakın, hayvanların vücut yapısına bakalım. Yani ben etçiyim diye zaten direkt fiziksel özellikleri olarak, fenotip olarak bize gösteriyor. Etçi, yani, et sorunumuzu da bu şekilde çözebiliriz. Yani işte bir tezatlık yok mu burada? Yani bizim etçi hayvana ihtiyacımız var. Olduğu için yurt dışından getiriyoruz. Ama etçi form hayvan taşımıyoruz. Evet. Yani tabii ki tezatlık var. Tabii bizim hani yurt dışı kadar geniş meralarımız yok ama şarole, limuzin gibi hayvanlar özellikle bunların dişileri çok fazla tüketime ihtiyaç duymazlar. Yani böyle günlük çok az bir beslemeyle 1-1,5 kilogramlık bir kesif yemle damızlık değerini sürdürebilir ve bize buzağı verebilecek özellikleri taşır. Ondan dolayı hani bunların da besilik ırkların, etçi ırkların da damızlıklarını taşımak bizim için mantıklı olacaktır. Çünkü bizim ülkemizin de hani meraları çok çok iyi yerleri de var. Oralarda bunları yaygınlaştırırsa besilik materyal noktasında çözüm olmuş oluruz. Evet, güzel. Burada da güzel bir sunum yaptık. İnşallah izleyicilerimizin akıllarına girmiştir ve Ufuk Bey de bizim yönlendirmelerimizde gereken şeyleri yapacaktır. Şimdi buradan diğer ahırımıza da geçeceğiz. Orada da yerli hayvanlarımız var. Yerli ırklarımız da, yani yerlilik ve melezleri. Orada da bir bakacağız. Hayvanların durumu nedir? Ne seviyelerdedir? İşte besiye gelmişler mi, gelmemişler mi? Ufuk Bey de orada bize detaylarını hep beraber görüşeceğiz. Şimdi oraya geçelim isterseniz. Geçelim, buyurun. Besleme tablomuza baktık. Besleme tablomuzda ufak tefek hatalar var. Bunları Mustafa Bey ile beraber istişare ettik. Ve Ufuk Bey'e gerekenleri anlattık. Ufuk Bey de bundan sonraki haftalarda gerekenleri uygulayacak. Yem artışını ona göre sağlayacak. Hayvanlarımızı bu şekilde besin sonuna getirmiş olacağız. Evet, şimdi yukarı ahırdayız. Buralar bağlı duraklı ahırlar. Kaç tane Ufuk abi? 3. Yani bu ahırda 110 adet hayvan var değil mi? Bu hayvanlar da tamamı yurt içinden toplanmış. Yani Kars Ağrı, Iğdır bölgesinden toplanmış. Simental, Montafon melezi, işte önümüzde görünen hayvan Şarole melezi. Nasıl Mustafa Bey besleme tablosu size göre? Yani 5 ay olmuş besiye gireli bu hayvanlar. Bunlar da diğerleriyle hemen hemen yakın canlı ağırlıkta gelmişler. Evet. Yani 270-280 kilogram bandında gelmişler ama bu bağlı duraklı işletmede biraz daha besleme tablosu doğru ilerlemiş. Hayvanlar yeterince yani istenilen kıvama gelmiş.
Günlük canlı ağırlık artışları iyi. İyi beslenmiş. Hani birkaç tane içerisinde seçilen hayvan var ama o bireysel olarak olabilir. Yani grubun içerisinden birkaç tanesi daha az kilo alır. Diğerleri daha fazla kilo alır. Bağlı duraklı işletmelerin hani temel dezavantajından bahsedelim bir tanesi. Hani bağlı olduğu için hayvan yüksek enerjili yemlerle beslediğimizde ayak bacak problemi daha fazla yaşarız. Yani tampon maddeleri kullanmamıza rağmen bazen asidoza girdiği olur hayvanların. O yüzden bağlı duraklı işletmenin dezavantajı da bu. Artı avantajı dersek de tabii çok hareket etmediği için günlük canlı ağırlık artışı noktasında biraz daha iyi olurlar yani. Ama salıkla bağlı ahırı birbiriyle kıyasladığımızda besi sonunda her zaman için serbest duraklı ahırlar daha fazla karkas randımanı getirirler. Yani 30-40 kilogram gibi bir arada fark olur. Bağlı da hayvan hani sabit yatıp kalkıyor olduğu yerde. Tabii. Fazla hareket şansı olmuyor. O yüzden de karkas randımanını etkiliyor burada. Aynen. Burada gözüme simenteller ve simentel melezleri çarptı. Yani canlı ağırlık artışında sanki onlar biraz daha önde gidiyorlar. İşte yerli hayvanlara göre. Mutlaka. Şimdi Kars, Ağrı, Ardahan bölgesinde bizim eski ırklarımız hani yerli kara, ondan sonra zavot, zavotun melezleri onlar olduğu için onların canlı ağırlık artışı verim özellikleri bizim yerli ırklarımızın daha düşük. Simental ve simental melezleri canlı kilo artışı olarak diğerlerinden daha iyi durumdalar. Yani işte örnek. Tabii bir de simental olması yani o bölgelerde yoğun olarak simental hayvanların kullanılıyor olması hayvanların yani bu ahırdaki hayvanların canlı ağırlık artışında ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Evet. Yani çok kaliteli tosun kullanıyorlar mıdır? Bana göre çok kaliteli tosun kullanmıyorlar ama yani simental kanın olması bile hayvanları diğer ırklardan bir adım önde götürüyor. Tabii yani normalde hani simentali kombine ırk olarak tanıtırız. Evet. Ama kombine ırkta etçi formu ön planda olarak yani etçi sütçü olarak tanımlıyoruz. O yüzden simentalin etçi özelliği buradaki hayvanların fark yaratmasına sebep hayvan olmuş. Artık kesim ağırlığında. Evet artık kesim yani ağırlığına gelmiş. Canlı 700 kilo civarında doğru mu? Evet. Bir de simental limuzin melezi. Melezi evet bir şekilde zamanında Kars, Ardahan, Ağrı bölgesine devletimiz boğa olarak şarole ve limuzin dağıtmış. Onlardan gelen bir nesilden gelme bu hayvanda. Yani annesi mental, baba limuzin. Tabii annesi mental, baba limuzin. İşte o şekilde. Simental melezi. Evet. Yani tam olarak renk özelliklerine ayırt edemesek de kafadaki beyazlıktan yani montafonun siyahlığı, işte simentalin beyazlığı o hayvanı bayağı güzel göstermiş. Yani mesela şey de var işte şarole melezi de var aralarında. Bu da Güneydoğu Anadolu kırmızısının bir melezi gibi. Evet, evet. Anne evet. Muhtemelen o, baba yine simental. Ya burada bu çift bu ahırda başarılı diyebilir miyiz? Yani işletmemiz için. Burası daha başarılı. Yani diye önceki baktığımız ahırlara göre daha başarılı bir besleme yapılmış. Evet. Daha başarılı bir besi süresi tamamlanmak üzere. Yani 5 ay olmuş, 150 gün olmuş. Aşağı yukarı 2 ay sonra birçoğu kesilmiş olur bu hayvanlar. Aynen. Yani 5 kilo kesif yem, 5 kilo da arpa şeklinde besliyorlar. Artık bu da besinin sonuna yaklaştığımızı gösterir. Çiftliğimizi gezdik. Ziyaretlerimizde bulunduk. Çiftlikteki problemleri teşhis ettik. Problemleri gözlemledik. Besleme tablosunda düzeltmeleri yaptık. Gruplama noktasında da biz tavsiyelerimizde bulunduk Ufuk Beylere. Bundan sonraki aşamalarda dediğimiz önerilere riayet ederlerse doğru bir besi sonu yakalarlar. Ve istenilen kilolarda bir kesim ağırlığı sağlamış oluruz. Bundan sonra çiftlik inşallah daha iyi olacak. Daha iyi bir besi tablosu ortaya çıkmış olacak. Arpayı biz besinin son dönemlerinde daha çok işte 3 kilogram, 4, 5, 6 gibi ilerleyen safhalarda arttırıyoruz. Besinin son dönemlerinde 5 kilo, 5,5 kilo, 6 kiloya kadar arpa girmemiz besi ağırlığında, canlı ağırlık artışında daha fazla kilolar almamıza sebep. Yani tabii orada bir de şey var yani bir nüans var. Şimdi aynı işletme sahibinin orada 9 kilo kesif yem 300 kilo bandındaki hayvanlara yedirmesi ama burada beslemeye dikkat etmesi oradaki rasyon farklıyla buradaki rasyon farkını çok bariz bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii yani oradaki ırkımız buraya göre
Belki 3 kat daha kaliteli, 5 kat daha kaliteli. Tam etçi form. Tabii tam etçi form. Charolais Limousin, Angus'un melezleri. Hı-hı. Buradakiler yerli, ne de olsa yani yerli kanını barındıran hayvanlar. Yerli ırk, yerli hayvanlar var içerisinde. Ama ona rağmen oradakilerden belki daha iyi kilolar almışlar ve daha iyi durumdalar burada. Ya burası başarılı bir işletme diyebiliriz. Evet, burası daha başarılı bir işletme. Bereket TV bize geldi, bizi yalnız bırakmadı. Doğru bildiğimiz yanlışları biraz düzelttiler. Asaf ve Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Ufuk Bey'le beraber çiftliklerini gezdik, ahırlarını gezdik. Kendilerine tavsiyelerimizi anlattık. Bu ahırda yerli hayvanları gördük. Diğer ahırlarda şerolerimizin ve angusları gördük. Besleme hatalarını gördük. Nerede doğru yaptıklarını gördük. Doğru mu Mustafa Bey? Evet, doğru. Yani beslemede hataları vardı, problemleri vardı. Biraz da solunum problemleri, aşılamada birkaç hataları vardı. Bunlarla ilgili çözüm önerilerini Ufuk Bey'le paylaştık. İlerleyen zamanlarda ahırın gelişimiyle alakalı birkaç ay sonra yine sizlere görüntü alırız burada. Tekrar ziyaretiniz olacak buraya. Sonuçlarını net bir şekilde gözle görülür, fark edeceksiniz. Ufuk Bey'le ilgisi için çok teşekkür ederiz. Kendisi sağ olsunlar, bizi misafir ettiler. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, programımız reklamlardan sonra kaldığı yerden devam ediyor. Evet Mustafa Bey, Ufuk Bey'in çiftliğini gezdik, gördük. Evet. Kendisi de bize problemlerini anlattı. Neler yaptık? Ufuk Bey'in işletmesine gittik. Evet. İşletmede solunum problemi olduğunu gördük. Gruplandırmaların yanlış olduğunu, işte beslemede bütün hayvanların aynı ortak bir rasyonla beslendiğini gördük. O yüzden bazı tavsiyelerde bulunduk. Solunum problemiyle alakalı da swap örnekleri alınıp laboratuvara gönderdik. O swap örneklerinden çıkacak sonuca göre aşılama programına riayet edecekler. Ve besleme tablosunda da bazı yanlışlıklar vardı. Özellikle kesif yem kısmını dengeli bir şekilde ayarlayamamışlar. Kaba yem kısmı da dengesizlikler vardı. Silaj kullanımı az geliyordu. Hayvanların totaldeki tiamarda nem oranı düşüktü. Düşük olduğu için de hayvanlar tüketim yapmıyordu. Evet. Ve totalde hayvanların tüketebileceğinden daha fazla miktarda önlerine rasyon dökülmüştü. Hı hı. Bunları gördük. Tabii tiamar hazırlanırken iyi karılmadığını, partikül büyüklüğünde yanlışların olduğunu gördük. Bunlar konusunda tavsiyelerde bulunduk. İlerleyen safhalarda bundan bir 2 ay, 3 ay sonra tekrar işletmemize gideceğiz. Aradaki kıyaslamayı seyircilerimiz de görmüş olacak. Yani aynen. Öncesi ve sonrası olarak. Dediklerimize de riayet edeceklerini söylediler. Evet. Yani 2 ay sonra da bir before after, yani öncesi ve sonrası neler söyledik, işte neler uygulandı, değişimler neler, onları gözlemleyeceğiz. Güzel bir program oldu bence. Kesinlikle. Yani besici yetiştiricilerimiz için de aydınlatıcı bir program olacak. Çünkü angus, şerole ve yerli hayvanlar, işte salık ve bağlı hayvanları hepsini bir arada görme fırsatı da olmuş oldu. Ben değerli izleyenlerimiz için WhatsApp ihbar hattını bir kez daha hatırlatayım. 535-012-0505. Bu numaradan bizlere ulaşabilirler ve çiftliklerindeki problemleri bizlere aktarırlar. Biz de yerinde görür, yerinde uygulamaya devam ederiz. Dilerseniz WhatsApp hattındaki sorularımıza geçelim. Bir izleyicimiz yazmış. İyi akşamlar, Eskişehir'den yazıyorum. Holstein inek bakıyorum. 15 kilogram mısır silajı, 5 kilo yonca, 3.4 kilogram tohum mu alınmış reygras balyası, 3 kilogram pancar posası. Kesif yem hiç kullanmıyorum diyor. Yani fabrika yem hiç kullanmıyorum diyor. Hı hı. 10 kilogram arpa yulaf ve mısır ezmesi veriyorum. Süt ortalamam 20 kilogram. Rasyonu neyle destekleyebilirim? Tavsiyeleriniz nelerdir? Teşekkürler demiş. Tabii ilginç bir besleme tablosu. Tabii çok şey, yani hayvanların zaten asidoz olmaması bu durumda imkansız. Çünkü 10 kilogram arpa, mısır ve yulaf ezmesinden verdiğini söylemişti yetiştiricimiz. Tamam enerji ağırlıklı. Tabii ki tamam enerji ağırlıklı. Burada protein açığı olacaktır. Hayvanlar 20 litre bandında kalmasının sebebi de o. Çünkü Holsteinler genetik olarak süt verimi yüksek hayvanlar. Aslında 10 kilogramlık bir kesif yemde bu hayvanların 28-30 kilogram bandında, hatta onun daha üzerine çıktığını görebiliriz. Ama beslemede kaba ve kesif yem dengesi sıkıntılı. Yani arpa, mısır ve yulaf ezmesinin yanına bir protein kaynağı, yani soya, ATK ve pamuk tohumu küspesi gibi, yani ayçiçeği tohumu küspesi, pamuk tohumu küspesi gibi protein kaynakları eklerse ancak öyle doğru bir rasyon hazırlayabiliriz. Yani nasıl oraya söyleyelim? Nasıl bir rasyon hazırlayalım? Yani kaba yem, kesif yem dengesi, tabii bunda hayvanlar 20 litre süt veriyor. Hı hı. Hayvanların bizim için canlı ağırlıkları da önemli. Yani
Holstein'ların 500-550 kilogram bandında olduğunu düşünürsek, evet, totalde 17-18 kilogram bir kuru madde tüketimi olacak. Tabii SGS'si ne bu hayvanın doğum sonrası gün sayısı da önemli rasyon hazırlarken. Ortalama bir rasyonda 10 kilogram 20 litre veren bir hayvan için fazla, yani 10 kilogram kesif yem kısmı. Bu enerji protein kısmını oldukça düşürmemiz lazım. Yani arpa ezmesi, mısır ezmesi kısmını. Bunu hayvan başına 3-4 kilogram bandına kadar aşağıya çekip onun yerine işte soya, ATK ya da işte pamuk tohumu küspesi gibi bir ham madde eklesinler. Evet. Pamuk tohumunu fazla giremeyiz. O yüzden ayçiçeği küspesi burada daha mantıklı olur. Çünkü pamuk tohumunu 1,5-2 kiloyu geçemeyiz hayvan başına. Yani ATK 3-4 kilogramda ATK girerek dengeli bir rasyon oluşturmuş olur. Kabayım kısmı aşağı yukarı yani yeterli gelir. Çünkü 5 kilogram yoncası var, 15 kilo mısır silajı, 3 kilogram pancar posası var. Yani kabayım kısmı 3,5 tamam. 3,5 kilogramda reygras balyası var. 3,5 kilogramda reygras balyası var. Yani burada kabayım kısmı da birazcık aslında fazla. Yani normalde kuru madde hesabına gidersek biraz fazla geliyor. O yüzden hani rasyon yaparken özellikle protein kaynağı eklemesi gerekiyor. Yine biz yetiştiricimize WhatsApp üzerinden dönüş yapalım. Orada daha net olarak ya bir de bir rasyon hazırlamış oluruz. Fabrika yemini sanki biraz kullansa faydalı mı olur? Yani şimdi şöyle. Enerji ve protein dengesini ayarlamak için yani bu elindeki ham maddelerle tam homojen bir ayarlama yapamıyor sanki. Ya soyayı bulma sıkıntısı çekebilir. Pamuk tohumu küspesini ya da ATK'yı bu dönemde ülkemizde bulma sıkıntısı çekebilir. Bir de tabii düşük tonajlı alacağı için onları sevk ve idaresini de yapamazlar. O yüzden hani fabrika yemi özellikle yani 21 proteinli ya da 24-25 proteinli konsantre süt yemleri var. Onlardan kullanarak bu şekildeki enerji kaynaklarını değerlendirme yoluna gidebilir yani. Aynen, çünkü süt verim de düşük ve yüksek süt kullanıyor yani. Evet. Yüksek bir ham madde kullanıyor canlılarlığa göre. Yani hayvanlarda asiloz başlangıcı bile var zaten. Yani vardır. Vardır mutlaka. Yani ayak problemleri, topallıklar başlamıştır. Aynen. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Aksaray Kızılkaya Köyü'nden Ömer. Benim de bir sorum olacak. İneğimi kuruya çıkarıyorum. Gün aralıkta sağım yapıyorum ama memenin bir tanesinden bozuk süt geliyor. Hangi ilacı kullanmalıyız? Yani burada ilaç ismi, antibiyotik ismi söylemeyelim de kuruya çıkartırken yani yetiştiricimizin dikkat edeceği hususlar var. Özellikle kuruya çıkaramadıkları yani yüksek süt verimli ineklerde 24 saat boyunca sadece önüne kuru saman ve 24 saat boyunca da suyunu kesebilirler önünde. Evet. Yani 40 litre süt veren bir hayvanın 7 aylık gebelik döneminde 24 saat su içmediğinde ertesi gün 15 litre seviyelerine düştüğünü ve böyle daha kolay bir kuruya çıkarma dönemi yaşadıklarını gördük. Aynı zamanda kuruya çıkartırken yani kuru dönem meme tüpleri var. Hayvanlar mastit olmasın diye. Şu an memede bir mastit vakasıyla karşı karşıya. Kuru dönem meme tüpünü kullanırlarsa mastit vakalarında hiçbir sıkıntı yaşamayacaklardır. Tabii aşılama da önemli mastit aşısı noktasında. Evet. Sağmal dönemde aşı yapmış olsalar da kuru dönemdeki mastit vakalarının önüne geçebiliyorlar o şekilde de. Evet. Kanala bir izleyicimiz de aramış WhatsApp hattından yazdıktan sonra. Diyor ki simentel cinsi ineği var. 4 ay önce doğum yapmış ve 2 aylık hamileymiş. 10 gündür de rahatsızmış hayvan. Evet. Günde 10-15 litre süt verirken şimdi 1 litre süt veriyormuş. Sağlan süt de yoğurt gibiymiş kendi tarifine göre. Bir de dışkılamada hayvan zorluk çekiyormuş. Evet, onu şöyle açıklayalım. Yani hayvan dışkılamada zorluk çekiyor, bir sindirim sistemi problemi var. Ama onun dışında memeden gelen yoğurt gibi sütün mastit olduğu göstergesi. Hayvanda bir mastit vakası var. Yani bunu tedavi etmezlerse zaten ilerleyen dönemlerde hayvanı septik bir mastitten kaybedecekler. Yani yetiştiricimiz buna şunu dikkat etmeli. Yoğurt kıvamındaki memeyi iyice boşaltacaklar. Meme tüpü kullanıp antibiyotikli preparatlarla yani gebelikte yavruya sıkıntı vermeyecek antibiyotiklerle bu işe çözüm sağlarlar. Evet. Konya Çumra Karkın kasabasından Süleyman Kırtış selamlar, iyi yayınlar. Bu fotoğraflardaki hayvanda fotoğraf atmış bize. Arkadaşlarımız da ekrana verirlerse. Hayvanda ishal yok ama tüylerine asıldı mı kopuyor diyor. Neden olur? İyi yayınlar diyor. Şimdi şöyle yani biz fotoğrafları gördük daha önceden yayından önce. Evet, şimdi, ekranda. Evet, ekranda. Şu karın altlarında, bacak üst tarafında, bacak üst bölgesinde
Evet. Uyuz belirtileri bunlar. Hı hı. Yani hayvanın derilerinde de kabuklanma oluşmuş. Bakın kulak arkasında da var. Deri döküntüleri boyun bölgesinde de var deri döküntüleri. Hı hı. Hayvan sarkoptik uyuz olmuş. Dış parazit preparatlarıyla bunu iyileşmeyi sağlayabilirler. Yani bir hafta arayla iki defa, üç defa dış parazit uygulamasıyla uyuzu iyileştirirler. Hayvan eski sağlığına kavuşmuş. Evet, yani dökme çözelti ya da? Tabii dökme çözelti de kullanabilirler. Ya da enjeksiyon yöntemiyle. Ya da enjeksiyon yöntemiyle. Hı-hı. Yani uyuz bulaşmışsa diğer sürüdeki diğer buzağlarına da bulaşma ihtimali var. Ondan ayrı tutması gerekiyor. Evet. Veya bütün sürüyü dış parazit yönünden ilaçlaması gerekiyor ki uyuz diğerlerine de geçmesin. Hani yetiştiricilerimize de bir tavsiyemiz olsun. Yani bize problemlerini sorarken böyle WhatsApp'tan görsel de atarlarsa en azından hayvanın problemini biz daha net bir şekilde görmüş olur. Yani daha uygun bir, daha doğru bir cevap vermiş oluruz tabii diyelim. Tabii ki, tabii ki. Evet, bir izleyicimiz de demiş ki iyi akşamlar. Bizim inekler kemik, plastik, boru, kola, kabı falan yiyor burada. Veterinere söylüyoruz. İlacından her çeşitinden alıp vermiştik ama bir faydası olmadı. Yani ne yapsak yemezler? Bu sorunumuza bir çare bulun. Bayağı şimdi hayvanlarda pika oluşmuş. Biz buna, hı-hı, pika diyoruz. Yani yabancı cisim yeme. Yani ortamdaki plastikleri, işte naylon poşetleri, çuvalları. Evet. Yani içeriye birisi girdiğinde bizim üzerimizdeki kıyafetleri bile asılıp ısırma eğilimindeler. Hı-hı. Pikanın temel sebepleri vitamin ve mineral yetersizliği. Özellikle mineral maddelerden. Evet. Fosfor, mangan ve manganezin ve magnezyumun eksikliğinde bunlar şekilleniyor. Hı hı. Özellikle yani dikalsiyum fosfat kullanabilirler. Fosfor eksikliğinde çok fazla böyle yabancı cisim yeme alışkanlığı pika oluşuyor. Evet. Fosfor takviyesi yaparlarsa hiçbir sıkıntı kalmaz. Neyle kullanabilirler onu? Yani enjeksiyon mu, toz? Enjeksiyonlu hali, yani şimdi dedik ya vitamin ve mineraller uzun süreli depo edilemezler. Edilemediği, hı hı, için de bir günlük enjektable kullanmak yerine hani biz premix şeklinde toz ürünler zaten var. Hı hı. Dikalsiyum fosfatı. Onu yemlerine karıştırarak hayvanlarda hayvan başına 40 gram şeklinde kullanırlarsa dikalsiyum, hı hı, fosfatı bu şekildeki problemlerini çözmüş olurlar. Evet. Ben Van'dan besiciyim. Hayırlı programlar demiş. Sağ olsunlar. Hasan ismi izleyicimizin. Beside hayvanlarım var. Rasyona 5 kilogram arpa, 2 kilogram fabrika yeme, 1,5 kilogram razmol, 1 kilo saman, 1 kilo yonca veriyorum. Tane başı. Ancak bitiriyor, hı hı, Yemine hocam. Gelişimlere az. Nerede yanlış yapıyorum? Lütfen beni bilgilendirir misiniz demiş. Ben bir daha tekrar edeyim. 5 kilogram arpa, 1,5 kilogram razmol var. Değil 1 kilo mi? Saman, 1 kilo yonca. 2 kilogram fabrika yeme var. Hı hı. 1 kilo saman, 1 kilo da yonca varmış. 1 kilogram da yonca var. Evet. Şimdi burası da aynı dediğimiz gibi yani hep enerji ağırlıklı bir besleme olmuş. Hı hı. Kesif yem kısmında arpa beside çok fazla olmuş. Yani diğer fabrika yeme ya da protein kaynağı orada eksik kalmış. 2 kilogramlık fabrika yemi yetersiz gelir. Hı hı. Tahminin fabrika yemi de besi geliştirme yemidir. Yani 14-15 protein bandında bir, hı, besi geliştirme yemi kullanıyorsa enerji ağırlıklı beslediği için hayvanlar rasyona cevap vermemiş olabilir. Yani 1 kilogramlık yonca protein kaynağı olarak yetersiz kalır orada. Hı hı. Ya da 2 kilogramlık fabrika yemi. Yani daha doğru beslemeyi şöyle yapabilirler. Tabii burada besideki hayvanların canlı ağırlıkları da bizim için önemli. Arpayı 3 kilogram bandına çekip, razmolü de 1 kilogram bandına çekip, yani biz besinin başından sonuna kadar hani razmol kullansınlar diyoruz. Çünkü ortamda bir pancar posası ya da mısır silajı olmadığı için, evet, razmol biraz daha sindirim sistemi aktivitesini arttırır. 3 kilogram arpa, onun yerine razmolden ve arpadan kıstığımız 2,5 kiloyu fabrika yemi olarak 4,5 kilogram fabrika yemine çıkabilirler. Eğer ki besinin başındalarsa zaten, yani ki besinin başında bunları tüketmediğini düşünelim. Besinin besi geliştirme ya da besi sonunda olsalardı, bu verdiği rasyonu aşağı yukarı tüketirdi. Besinin başındalar. Hani biz her zaman tavsiyemiz neydi? Yüksek proteinli yemle başlayıp düşük proteinli ve enerjisi yüksek bir beslemeye, evet, doğru gitmek. Burada arpayı çekip yüksek proteinli bir yemle devam etsinler diyelim. Dediklerimizi uygular inşallah. Bir yetiştiricimiz de iyi yayınlar. Keçi yetiştiriyorum. Melada otlatıyorum. İlave olarak yem veriyorum. Yem rasyonu nasıl yapmalıyım? Şöyle demiş. 500 kilogram yemde 250 kilo arpa, 100 kilo mısır, 150 kilo pamuk küspesi, 75 kilogram kepek, 1 kilo tuz, yarım kilo premix. Doğru mudur demiş.
Şimdi tabii hayvanlar sağmal dönemde mi keçi yetiştiriyorum demiş, besi mi yapıyor? Yani bu bizim için önemli bir kriter. 200 kilogram arpa, şimdi bunu hani burada net bir matematik hesabında şu anda çözümleme yapamayız. Rasyon programında yerine yerleştirdiğimizde doğru değerler çıkar. Yine yetiştiricimize biz programdan çözüm yapalım. Ona daha doğru gelecek hafta cevaplayalım. Hafta, tabii ki gelecek hafta gönderelim ona. Evet. Besici bir yetiştiricimiz yazmış. Kasım ve Ocak ayında 65 günlük tartımın sonucunda, yani Kasım ve Ocak ayının arasında almış demek ki, 3500 kilogram canlı ağırlık kazanabilmiş 64 hayvanda. Yara açık sistem ahırım var ve kış sert geçti, normal midir diyor. 3500 kilogram totalde canlı ağırlık. Evet, 64 hayvanda 65 günde. Böyle 64 hayvanda 54 kilogram canlı ağırlık artışı olmuş bir hayvana. Kaç günde? 65 günde. Yani şeyi de yazarlarsa hayvan ırkını, yani böyle kilosunu. 60 günde desek 911 gram aldırmış. Çok düşük. Yani besleme tablosu. Canlı ağırlık artışında mı? Tabii, 911 gün almış. Yok yani 900 gram almış. 910 gram almış günlük canlı ağırlık artışı olarak. Çok düşük. Yani çok düşük kilolarda kalmışlar. 911 gram da şu anda yedirdiği yemle zarar ediyor yetiştiricimiz. Yani normal biz yerli hayvanlarda bile 1.2-1.3 bandında canlı ağırlık artışı sağlıyoruz beside. Yani tabii simental melezleri daha fazla artış sağlıyor. O yüzden rasyonda ve besleme tablosunda bir sıkıntı var. Soğukla alakalı bir problem yok. Soğukta asla hayvanlar az kilo alır diye aklımızda öyle bir şey kalmasın. O bir problem. Yani aslında kış aylarında hayvanlar daha fazla yem tükettiği için daha çok kilo koyarlar canlı ağırlık artışı olarak. Çünkü soğuk stresi sıcak stresinden daha iyidir yani. Sıcak stresindeki olan hayvanlar daha düşük kilolar alırlar. Bir yetiştiricimiz demiş ki, ben Ferhat, bir öksürük belasına yakalandık, kurtulamıyoruz. Hiçbir antibiyotik fayda vermiyor. Hayvanlar ruh gibi oldu. Bana ne öğrenirsiniz, hiç bu kadar çaresiz olamamıştık demiş. Ya öksürükte şöyle bir çözüm önerisi sunalım arkadaşlara. Yani sadece antibiyotikle tedavi edemeyeceklerini, aşılamanın bu konuda önemli olduğunu ve piyasada öksürük için dörtlü karma, üçlü karma şeklinde aşıların olduğunu, çift trapelli şekilde eğer aşılama yaparlarsa öksürüğe çare bulabilirler. Hani daha doğru bir tedavi ya da aşılama önerelim dersek de, tabii ki hayvanlardan, öksürük olan hayvanlardan birkaç tanesinden swab örneğiyle laboratuvar tahliline gönderilir. Oradan çıkan sonuca göre de aşılama yapılır. Aynen. Aşılama yapsınlar. Sadece ilaç tedavisi, bu iş düzelmez. Düzelmez. Süt keçisi besliyormuş yetiştiricimiz. Ortalama 700-900 gram süt veren keçiyi nasıl beslemeyin? Bir rasyon örneği verirseniz sevinirim demiş. Yani şöyle, keçi yetiştiricinin de elindeki ham madde çeşitliliğini bilmemiz lazım. Yani ama o kadar verim veren bir keçi hayvanında 1 kilogram yonca, 1 kilogram da süt yemi, yani keçi süt yemi diye özel yemler var. Veya işte elinde arpa varsa, yulaf varsa onun gibi ham maddeleri de kullanabilir. Yani pamuk tohumu küspesini, 500 gram pamuk tohumu küspesi girer. 500 gram da enerji kaynaklarını girer. Böylelikle rasyonunu tamamlamış olur. Bir yetiştiricimizin de kuzuları, koyunları kuzu atmış. Diyor ki sebebi nedir? Yani brusella çıkmamış hayvanlarda. Zehirlenmeye dair bir aşı var mı? Şimdi onun birçok etkeni var tabii. Tabii ki çok etkeni var. Yani sadece brusella zannedip herhalde tahlil yaptırdılar ve negatif çıktı brusella. Brusella'dan da atık yapabilir, klamidyadan da atık yapabilir, salmonella'dan da atık yapabilir. Yani tek yönlü bir analiz onlar için doğru sonuç vermez. Ama toksinler, yani yedirdiği küflü yemlerden veya İşte bir yerde su birikmiştir hayvanların, gübrelerin olduğu yerde. Hayvanlar da o suyu içmiştir. Veya hayvanların otlamaya çıkarken veya ahıra girip çıkarken ki bir bölgede bu şekilde bir suyla karşılaşmışlardır. Hayvanlar bunu içmiştir. Listeri olmuştur, leptospira olmuştur. Bundan dolayı da atıklar olur. O yüzden hani çok çeşitli atık sebepleri var. Bunu daha doğru bir değerlendirme, daha doğru bir laboratuvar ekimiyle bence daha doğru bir çözüm önerisi. Evet, programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son bir soruyla programımızı da yavaş yavaş kapatalım. Şap aşısından sonra inek 6 aylık dana atmış. İltihaplanıp tırnağa da düşmüş. Ayağın üstüne basan demiş hayvan. Ne yapmamız lazım diye soruyor. Önemli bir konu olduğu için. Şimdi şöyle, şap aşısına özgü değil bu. Bütün aşıların anafilaktik şok ya da gebe hayvanlarda yüksek ateş yapma riski var. Yani bütün hayvanlarda yüksek ateş yapma riski var. Tabii yüksek ateşe bağlı bir
problem yaşamış olabilir yetiştiricimiz. Evet. Tabii tırnağa düştü derken de şöyle bir şey aklımıza geliyor. Yani şap aşısı yapıldı, doğru mu uygulandı, uygulama sırasında bir hata mı vardı, hı hı, ve hayvanı gerçekten aşılamak yerine hastalığı mı enjekte ettik? Evet. Yani hayvanı kendimiz şap hastalığına sürüklediysek bu şekilde şapta yani ayak patlaması, tabii ki ona ayak patlaması ediyor. Yani ona işaret. Hı hı. Şap hastalığı geçirmiş hayvan ve ayağı patlamaya başlamış, tırnağa düşmüş. Böyle bir sıkıntı yaşamış. Geçmiş olsun diyelim. Aşılarda da dikkat etsinler. Yani ileri gebe hayvanlarda özellikle ilk 24 saat. Tabii ilk 24 saat yüksek ateş yapabilir. Hı hı. İleri gebe hayvanlara aşılamayı özellikle doğum sonrasına bırakırlarsa daha makul, daha uygun olur. Daha uygun olur. Evet, programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tabii bir sürü soru var ama işlerinden böyle karıştırıp hani her hayvan grubundan ya da her yetiştirici grubundan yetiştiricilerimize cevap vermeye çalıştık. Bu hafta güzel de bir program çektik. Sahada uygulamalı, yerinde uygulamalı bir program çektik. Değerli izleyenlerimiz de bizlere WhatsApp hattından tekrarlayayım. 535-012-05-0505 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşırlarsa biz de onların problemlerine çözüm sağlamaya çalışırız. Hayvan ve Sağlığın bu haftaki programı burada sona erdi. Hepinize iyi akşamlar dilerim.